Ama papağan adamı susturuyor. Ya öyle papağanlar var, adamı susturur. Değil mi? Anlatıyorum size, ne hikayeler anlatıyorum da. Fıkra mıkra bir şeyler anlatıyorum. Bu sefer komediye çevirdiler. Mübarek adam, ben sana hikmetli anlatıyorum da. Sana diyorum ki papağanlık yapacaksın. E papağanlık yaparsan adam bülbül gibi konuşuyor, ben papağan olursam. Ya mübarek, sen doğruluğun papağanlığını yaparsan, doğru lafın, onu susturursun. O istediği kadar bülbül gibi konuşsun. Ne yaptı bir tanesi, papağan aldı? Kadının bir tanesi. O papağan da başka bir papağandan alışmış, yani adam onu alıştırmış. Kadına iki de bir ne diyor, kadın içeri giriyor. Hoş geldin fahişe diyor. Ya kadın çok siniri bozdu, bu nereden eğitim almış dedi. Gitti dedi buna. Götürdü yerine, dedi mal ayıplı. Bunu düzelt. Rezil oluyoruz, misafir geliyor diyor, gelene hoş geldin fahişe. Denir mi diyor ya. Bu da bu sefer götürdü onu terbiyeciye. O da onu haşlak su döküyor üzerine. Haşlak suyla onu eğitiyor. O köpeğin eğitimi başka, papağan hepsinin bir eğitimi var. Bir insanın eğitimi yok. Ne dökersen dök, adam almış kuyruğunu vurmuş sırtına gidiyor. Onu eğitiyor, eğitiyor, yaktı, pişirdi, haşlandı ya. Artık tamam. Hoş geldin hanımefendi. Onu öğrendi. Kadın geldi, düzeldi mi dedi bu? Dedi düzeldi. Peki dedi. Kadın dedi ki ben dedi çok güvenemiyorum, bu evde yine rezillik çıkar, bir imtihan edeceğim dedi. Et dedi. E dedi ki, şimdi dedi ben dedi, geldim dedi, eve dedi, yanımda da bir beyefendi var dedi. Ya ben tek geldim, ne diyeceksin dedi. Hoş geldin hanımefendi, tamam. Peki dedi. Yarın akşam dedi, başka bir beyefendiyle geldim dedi. Ne diyeceksin dedi. Papağan dedi ki, bu hakikaten fahişeymiş dedi. Şeyi dedi, kaynar suyu getir dedi ya. Ben kaynar suya tahammül ederim dedi, buna tahammül edemem dedi. Getirirsen getir dedi. Hayır bu hikaye yani, hikaye ama aslında. Şimdi bak o papağan onları susturdu mu?